Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Afrin operasyonuna katılan sözleşmeli er Sergen Pamukçu, yanındaki kahramanlarla birlikte poz verdiği fotoğrafı 5 gün önce sosyal medya hesabına koydu ve altına da her şey vatan için yazdı. YPG'li teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve vatan için canını hiçe sayan o kahramanın annesi, cenazeye katılan askerlere bakın nasıl sarıldı. Nereden vuruldu? Afrin'de şehit düşen oğlunun cenazesine gelen silah arkadaşına böyle sarıldı. O kahraman 5 gün önce Afrin'de bu paylaşımı yapmış, fragman bitti, film başlıyor yazmıştı. Operasyonun 21. gününde de YPG'li teröristlerle sıcak temas sağlandı. 23 yaşındaki sözleşmeli er Sergen Pamukçu çatışmada şehit düştü. Şehidin annesiyle sohbet eden genç, oğlunun omuz omuza çarpıştığı silah arkadaşıydı. Nereden vuruldu? Şehidin sosyal medyada yaptığı son paylaşımı ise buydu. Zeytin Dalı harekatına katılan kahramanlar Afrin'de bir aradaydı. O fotoğrafa fragman bitti, film başlıyor notunu bırakan sözleşmeli er Sergen Pamukçu, her şey vatan için diye de eklemişti. 3000 hemşerisi şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ellerde Türk bayrakları, dillerde ise teröre öfke vardı. Hakkari'nin Çukurca ilçesi karşısında Kuzey Irak tarafında bulunan Zertepe Askeri Üs Bölgesi'ne terör örgütü PKK tarafından saldırı yapıldı. Roket atarlı saldırıda bir asker şehit oldu. Afrin harekatı başladığından beri en hızlı ilerlenen gün bugündü sayın seyirciler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinde yuvalanan teröristleri temizlemek için başlattığı operasyon 21. gününde ve gece havalanan jetlerimiz YPG'li teröristlere ait sığınak ve mühimmat depolarını imha ederken Mehmetçik bir gün içinde 8 köyü terör örgütünün elinden kurtardı. Jetler 4 gün sonra havadan vurdu. Çok namlulu roket atarlar ve obüsler karadan. Mehmetçik, YPG'li teröristlerin etrafındaki çemberi her geçen gün biraz daha daralttı. 8 köy daha hainlerin elinden alındı. Afrin'de hatlar birleşti. Rus uçağının düşürülmesinin ardından jetlerimiz geçici bir süre havalanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus lider Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından F-16'lar yeniden Afrin semalarındaydı. İnsansız hava araçları tarafından tespit edilen 19 hedef tek tek imha edildi. Mühimmat depoları böyle vuruldu. Suriye'deki iç savaşın ardından YPG'li teröristler tarafından işgal edilen bölge Afrin operasyonuyla temizleniyor. 21. günde 8 köy YPG'li teröristlerin elinden alındı. Bugün saat 14.55'te Sulducuk köyü de teröristlerden temizlendi. Böylece Batı cephesindeki hat birleşti. Örgütün elindeki toplam 46 nokta artık Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusunun kontrolünde. Nisriye tepesinde imha edilen terör yuvaları da o noktalardan biri. Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütüne ait hedefler, fırtına obüsleri, tanklar ve çok namlulu roket atarlarla tam isabet vuruldu. Türk askeri ve ÖSO güçleri Cinderes'e doğru ilerledi. Allahu Ekber! Tedbir fırçası! Zeytin Dalı Harekatı'nın 21. gününde 34 terörist daha öldürüldü. 21 Ocak'tan bugüne öldürülen terörist sayısı da 1062'ye çıktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve diğer kuvvet komutanları havadan Zeytin Dalı Harekatı'nı denetledi. Akar'ın inceleme yaptığı Barış Kartalı isimli uçak dünyada sadece 3 ülkede var. Biri Türkiye. Genelkurmay Başkanı komutanlardan harekatla ilgili bilgi aldı. Sonra da Mehmetçi'ye seslendi. Masum insanlara çevreye zarar vermeden fakat diğer taraftan da en çok terörist tehditlerine getirilinceye kadar gidelim.
Teknoloji harikası aynı uçakla Ege Denizi'nin üstünde gezen Akar, sadece Kardak değil tüm Ege'yi kapsayabiliyoruz. Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz dedi. AK Parti Genel Merkezi'nde sürpriz bir randevu vardı. Erdoğan Saadet Partisi lideriyle görüştü. İttifak arayışları sürerken gerçekleşen buluşmada Saadet de ittifaka katılır mı merakı vardı ama kimse detaya girmedi. AK Parti sözcüsü MHP ile yaptıkları ittifak çalışmasının detaylarını aktardı. Seçim barajı %10 olarak kalacak dedi. 2019 için geri sayım sürerken siyasette ittifak arayışları hızlandı. Milli Mütabakat İttifakı için MHP ile el sıkışan Erdoğan sürpriz bir isimle Temel Karamollaoğlu ile buluştu. O ittifak genişleyecek mi? Şimdi bu soruya yanıt aranıyor. Son gelişmelerle ilgili olarak da bir fikir teatisinde bulunduk. Saadet Partisi liderinin ziyareti sürpriz çünkü Karamollaoğlu Akşener'le de görüştü ittifak için. Akşener'in teklifine evet demedi ama kapıyı da kapatmadı. AK Parti Genel Merkezi'nde yine kapalı kapılar ardında 1,5 saate yakın sürdü görüşme. Herhangi bir zemin oluşturacak bir değerlendirme yapılmadı. Erdoğan'la buluşmadan saatler önce sosyal medya hesabından hükümeti Afrin operasyonu üzerinden eleştirdi Karamollaoğlu. MHP AK Parti ittifakında gelinen noktayı da Mahir Ünal anlattı. %10 barajının korunması konusunda mutabakat oluştu. Seçim pusulasına ilişkin çalışmamız da devam ediyor. MHP ile ittifak çalışmasında öncelik yerel seçimlere dönük. Yerel seçimde de önemli bir değişiklik hazırlığı var. Tek zarf, tek sandık üzerinden yapılacak. AK Parti sözcüsü PKK-PYD'nin DEAŞ'la işbirliği yaptığını söyledi. Dikkat çekici bir bilgi paylaştı. Deriz orada 400 DEAŞ'lı ve Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla serbest bıraktığı teyit edilmiş. Bu arada önemli bir bilgi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci istifa etti. 8 Şubat 2015 yılında göreve başlayan, 3 yıl sonra 9 Şubat'ta görevi bırakan Temurci'nin yerine gelen isim de belli oldu. AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak. AK Parti Teşkilat'tan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, İstanbul İl Başkanlığı'na 40 yaşındaki Bayram Şen Ocak'ın atandığını duyurdu. Sayın seyirciler, NASA'da çalışan Türk asıllı Amerikan vatandaşı Sertan Gölge, FETÖ üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Amerikan konsolosluğu yetkilileri tarafından sonuna kadar takip edilen Hatay'daki dava, Washington'da da yankılandı ve Amerika ile yeni bir krizin sinyalleri geldi. Ankara-Washington hattında bir kez daha soğuk rüzgarlar esti. Nedeni ise NASA'da çalışan fizikçi Serkan Gölge. Türk asıllı Amerikan vatandaşı Gölge, FETÖ üyeliği nedeniyle geçtiğimiz yıl 8 Şubat'ta tutuklanmıştı. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, dün yaptığı açıklamayla konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından yeni bir krizin sinyallerini verdi. Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin güvenilir deliller olmaksızın terör örgütüne üyelikten 8 Şubat tarihinde mahkum edilmesinden derin kaygı duyulmaktadır. Gölge, NASA'da Mars görevinde fizikçi olarak çalışıyordu. Hatay'daki ailesini ziyarete geldi. Bir ihbar sonucu CIA ajanı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Üstünden 1 dolar çıktı. FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Gölgenin öncesinde Amerika ile ilk kriz Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasıyla çıktı. Washington vize başvurularını süresiz olarak askıya aldı. Türkiye de aynı şekilde karşılık verdi. Yumuşama eğilimine giren krizin ardından Amerikan sözcüsünün açıklaması yeni bir gerginliğin işaretlerini verdi. İstanbul'a Suriyeli göçü şimdilik donduruldu. Nüfus yoğunluğu gözetilerek yeni Suriyeli kabul edilmiyor. Haberin duyulmasıyla birlikte herkesin aklındaki soru aynı. Hali hazırdaki Suriyeliler ne olacak? İşte yanıtı. Ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyeliler Türkiye'de ağırlıklı olarak 10 ile dağılmış durumda. En yoğun talepse İstanbul'a. İstanbul'a talep bu kadar artınca koca şehir doldu taştı ve bunun üzerine Türkiye'nin farklı illerinden İstanbul'a göç eden Suriyelilere kapılar geçici bir süreliğine kapandı ve kayıtlar donduruldu. Peki kayıtların kapatılması ne anlama geliyor? Başka illerde yaşayan Suriyeliler yoldan çevrilmeyecek.
Ama İstanbul'da da kimlik göstererek faydalandıkları kamu hizmetlerine de ulaşamayacak. Örneğin hastanelerde tedavi göremeyecekler. Aralık 2017 itibariyle Türkiye'deki Suriyeli sayısı 3 milyonun da üzerinde ve Suriyeliler kendilerine verilen biyometrik kimliklerle kayıt altında tutuluyor. Ve son 1,5 yıldır da izin belgeleriyle yer değişikliği yapabiliyorlardı. Ve en fazla yer değişikliği de İstanbul'a oldu diğer illerden. Ve son sayımlara göre İstanbul'daki Suriyeli sayısı 542 binin de üzerinde. İstanbul'daki Suriyelilerin %86'sı Küçükçekmece ilçesi başta olmak üzere Avrupa yakasında ve %14'ü de Anadolu yakasında yaşıyor. Ancak hangi yakada olurlarsa olsunlar, İstanbul Suriyeliler için tam bir cazibe merkezi. İşte o cazibe nedeniyle oluşan kalabalık verilen hizmetlerin kalitesini de engelliyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bu nedenle elindeki bilgileri güncelliyor. Bu sırada da İstanbul'a gelmek isteyen Suriyelilerin ilk kaydı alınmıyor. Eski kayıtlarsa geçerli. İstanbul'u yaklaşık 470 bin Suriyeli ile Şanlıurfa, 458 bin Suriyeli ile Hatay ve 360 bin Suriyeli ile de Gaziantep takip etti. Ve Kilis'teki Suriyeli sayısı ise neredeyse Kilis'in kendi nüfusu kadar oldu ve 130 bini de geçti. Yeni kayıt almayan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kayıt dışı olan Suriyelileri de tespit etmek için harekete geçti. Beni dövdü ve ayaklarının altını öptürdü. İşte bu iddianın hedefindeki isim Kırklareli valisi Orhan Çiftçi'ydi. Dün onu suçlayan 48 yaşındaki kadının iddialarını ekrana getirmiştik, hatırlayacaksınız. Vali Çiftçi o iddialar için bakın ne dedi. Çok güçlü bir yumruk vurdu bana. Söz konusu iddialar 9 ay öncesine ait. Ben de bir tane taş attım. Beni telefonlarla tehdit ve taciz etmiştir. Ayakkabılarının altını bana öptürmesi. Meczup bir kişinin saldırısını haksız bir makam elde etmek için beni basamak olarak kullanmak. Hakkındaki iddia bir kadını kaçırıp dövmek ve ayakkabılarının altını öptürmekti. Kırklareli valisi Orhan Çiftçi kameraların karşısına geçti. Kendisinden şikayetçi olan kadının iddialarını yalanladı. M.Ö. adlı hanımefendinin geçmişiyle ilgili bir internet araştırması yaparsanız her şeyi göreceksiniz. Ama sizleri lütfen ve lütfen vicdana davet ediyorum. 48 yaşındaki kadının şiddet dilekçesinde şimdi vali olan Çiftçi'nin kaymakam olduğu dönemde kendisiyle ilişkisi olduğu yazıyordu. Vali Meltem isimli kadınla ilişkisini bitirmek isteyince ikili arasında şiddetli tartışmalar yaşanmış, iddiaya göre son tartışma darpla son bulmuştu. Uzun boylu bey, hanımefendinin yanındaki, böyle çenemin altından çok güçlü bir yumruk vurdu bana. Meczup bir kişinin saldırısını ve iftiralarını içeren haberlerle İzzet ve Onur'un alçakların kullandığı kumpas taktiği ile itibar suikastına kurban edilmeye çalışılmaktadır. Kırklareli valisi Orhan Çiftçi halkın çıkarlarını koruduğu için kendisine tuzak kurulduğunu söyledi. Daima halkımızın çıkarlarını gözettim. Bu durumdan rahatsız olanlar elbet olmuştur. Devletime, milletime, aileme halel getirecek hiçbir faaliyetin içerisine girmedim. Çok ölüm tehdidi aldım. Seni öldürürüz, yaşatmayız dediler. Vekalet ettiği özel kalem müdürlüğü işinden uzaklaştırılmıştır. Ve benden yardım istemiştir. Benden de bu yardımı bulamayınca beni telefonlarla tehdit ve taciz etmiştir. Vali darp iddiasını da yalanladı. Meltem isimli kadının polise verdiği ifade ona göre itibar suikastiydi. Bir şartla vereceğim telefonunu dedi. İki ayakkabılarının altını uzattı bana. Öpeceksin bunları dedi. Haksız bir makam elde etmek için beni basamak olarak kullanmak istemiş, aile babası itibarımı, devlet adamı itibarımı zedelemek için böyle bir yola müracaat etmiştir. İddialar hem yargıya taşındı hem de İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Her iki sürecin sonunda gerçekler ortaya çıkacak. İddia yasak aşk. Sonuç iki ölü bir ağır yaralı. Karısının cep telefonunu karıştıran koca çok yakınındaki bir kişinin mesajlarını buldu. Silaha sarılıp katliam yaptı. Biri karısı, diğeri amcasının oğlu. İkilinin yasak aşk yaşadığını düşünen koca katliam yaptı. Amcasının oğlunu ağır yaraladı. Eşini öldürüp intihar etti. Kamyon şoförü Halit Kılıçer, karısı Asiye Kılıçer'in cep telefonunu karıştırdı. İddiaya göre amcasının oğlu Adem Kılıçer'den gelen mesajları gördü, yasak aşk yaşadıklarını düşündü.
Çılgına dönen koca eşini amcasının oğluyla yüzleştirmek için iş yerine götürdü. İki amca oğlu dükkanda tartışmaya başladı. Silahını çeken Halit Kılıçer amcasının oğluna kurşun yağdırdı. Sonra da eşini de alıp olay yerinden ayrıldı. Halit Kılıçer araçta karısıyla tartışmaya devam etti ve onu da öldürdükten sonra intihar etti. Ekipler olay yerine geldiğinde ikisi için de artık çok geçti. Ambulansla hastaneye kaldırılan amcaoğlu Adem Kılıçer'in durumu ağır. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sayın seyirciler, bu fotoğraf 4 ay önce çekildi. Gaziantep'te evlenen genç çift Fransa'da yaşamaya başladı. Bulabildikleri ilk fırsatta da akrabalarını ziyarete geldi. Ama o ziyaret çok acı bir sonla bitti. Hep beraber 1, 2, 3. Akşamın. 4 ay önce dünya evine girdiler. Onlar da, aileleri de çok mutluydu. Evlenip Fransa'ya yerleşen Gökkaya çiftini ölüm dün gece ziyaret için geldikleri memleketlerinde uykuda yakaladı. 25 yaşındaki Selda Gökkaya ailesiyle Fransa'da yaşıyordu. Orada doğup büyümüştü. Bu yaz bir süredir arkadaşlık yaptığı Serkan Gökkaya ile evlenmeye karar verdi. Çift 4 ay önce Gaziantep'te evlendi. O mutlu anları böyle yansıdı kameralara. Rüya gibi derler ya, öyleydi düğünleri de. Yeni evli çift düğünün ardından Fransa'ya yerleşti. Hayatlarına orada devam edeceklerdi. Ancak kısa bir süre önce bir fırsatını bulup memlekete, Gaziantep'e tatile geldiler ve sevdiklerini ziyaret etmeye başladılar. Dün de Nurdağı ilçesinde yaşayan Serkan Gökkaya'nın babaannesi Güllü Gökkaya'yı ziyarete gitti yeni evli çift. Gün boyu ona yardım ettiler. Evdeki sobayı çıkarıp boruları temizleyip yeniden kurdular. Gece de sobayı yakıp uykuya daldılar. Gün aydınlanınca 3 kişiden haber alamayan yakınları eve geldi. Açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Yeni evli çift ve babaanneleri yataklarında hareketsiz yatıyordu. Çağrılan sağlık ekipleri babaanne ve torunlarının hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemede ölümlerinin nedeni sobadan sızan karbonmonoksitti. Fransa'dan tatile gelen Gökkaya çifti ve Güllü Gökkaya'nın cenazeleri otopsi için Nurdağ Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Devlet hizmet vermek istedi ama soy merakımız sistemi kilitledi. Ben kimim, dedemin dedesi kimmiş diyen yüz binler aynı anda o sorunun cevabını öğrenmek isteyince E-Devlet üzerinden soy ağacı sorgulama sistemine girmeyi denedi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle de site çökme noktasına gelince soy ağacı sistemi geçici olarak kapatıldı. Yüz binler bilgisayarın başına oturdu, E-Devlet kapısından girmeye çalıştı. Site çöktü. Soy ağacı çılgınlığı sabaha dek sürdü. E-Devlet sistemine soy ağacı sorgulaması eklenmesine ama pek çok kişi o sorgulamayı yapamadan sistem çöktü. Kapasiteyi kaldırması mümkün değil. Dün giremedik evet. Denediniz mi girmeyi? Denedim evet. Kaç saat uğraştınız? Vallahi takriben bir yarım saat uğraştım. Giremeyeceğimi anladığım için. Dün girdik de başarılı olamadık. Bayağı kaç saat uğraştınız? Bir saat falan uğraştım. Alt soy, üst soy yani soy ağacını öğrenmek için sabırla bekledi kullanıcılar. Şanslı olanlar uygulamanın başladığı ilk bir saat içinde siteye girdi. 33 bin kişi kısa sürede belgelerini aldı. Annem Erzurum, babam Sivaslı. Bizimki Irak tarafına dayanıyor. Irak soylarına dayanıyor. Sarı Saltık diye bir türbemiz var. Sarı Saltık soyuna dayanıyor. Dedemin dedesi kim, ben kimin merakı soy ağacı çılgınlığına dönüştü. Gece 02-04 arasında büyük yoğunluk yaşandı. Milyonlarca kişi soy ağacını öğrenmek için siteye hücum etti. Ancak 737 bin kişi giriş yapabildi. 200 bin belge üretildi. Ben Tunusluyum. Bir de birkaç gün bu konuyla uğraşıyorum ben. Nereden kaynaklıyor daha öğrenemedik. Siz de işlem yapamadınız yani. Yok, yapamadık. Yani biraz sabır, birazcık biraz da anne babalarıyla daha çok konuşsunlar. Onlar orada öğrenmeye baksınlar. E-Devlet üzerinden soy ağacı paylaşımı geçici olarak durduruldu. Ama nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi hizmetleri devam ediyor. Soy ağacı merakı biraz dinince o sayfada kullanıma açılacak.
31 yaşındaki Netice Taşdelen evinin arka bahçesinde ölü bulundu. Vücudunda 29 bıçak darbesi olan kadın balkondan aşağı düşmüştü. Evde bir de intihar notu vardı. O nota bakılırsa genç kadın kendisini 29 kez bıçakladıktan sonra balkondan aşağı atlamıştı. Ama işin garip tarafı intihar notu yazan kadın okuma yazma bilmiyordu. Delilleri de zaten yok etmiyoruz. Kesinlikle cinayet olduğunu tahmin ediyorum ki. Kesinlikle cinayettir yani. Genç kadın ölü bulundu. Evde bir de intihar notu vardı. Garip olansa kadının okuma yazma bilmiyor olmasıydı. İşte bu ayrıntı soruşturmanın seyrini değiştirdi. Daha yalnız banyoda bırakıp durma yani ölmesini bekliyorlar ama bakıyorlar ölmüyorlar. Onlar ne yapıyor? Betaniyene sarılıp balkondan aşağı atmaya çalışıyorlar. İki çocuk annesi Netice Taşdelen 2 Aralık 2016 tarihinde oturduğu apartmanın arka bahçesinde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede bir bıçak, kan izleri ve bir de intihar mektubu buldu. Akıllara gelen ilk şey genç kadının canına kıymış olmasıydı. Ancak soruşturma derinleştirilince çok farklı detaylar ortaya çıktı. İntihar etme girişimi daha önce olmuş muydu? Yok, kesinlikle herhangi öyle bir şey yoktu yani. Genç kadının vücudunda tam 29 bıçak darbesi vardı. Bunların 4'ü ölümcüldü. Polis kan izleri bulduğu evde bir de intihar notu buldu. İşte o not ailenin içine bir kurt düşürdü. Biz kesinlikle inanıyoruz ki kocası öldürmüş. Hani kesinlikle yani bir insan kendisine 29 yerinde bıçaklayıp o şekilde banyoya, arahola, kapılara aşmak ve ondan sonra balkon kapı kilitliyken aşağı atmak kendisi yapamaz yani. Genç kadının ailesinin iddiasına göre kızları okuma yazma bilmiyordu. İşte bu nedenle o intihar mektubunu kızları değil başka biri kaleme almıştı. Delil olsun diye de odaya bırakılmıştı. Onların inandığı şey kızlarının intihar etmediği, cinayete kurban gitti. Kesinlikle okuma yazma bilmiyordu. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan adli tıp raporunda ölümcül darbelerin de maktulün kendisi tarafından meydana getirilmesinin mümkün olduğu ve yaralı halde kendisini balkondan aşağı bırakmasının da imkan dahilinde olduğuna karar verildi. Kesinlikle cinayettir yani. Kız kardeşim kendini bıçaklayıp da balkonda aşağı atacak bir insan değildi. Rapor dava sürecini nasıl etkileyecek? İlerleyen günlerde belli olacak. Telefon dolandırıcılarının son kurbanı 71 yaşındaki Nimet Tek oldu. Kendini savcı olarak tanıtan vicdansız yaşlı kadının elinde avucunda ne var ne yoksa aldı. Sadece yaşlı kadını değil, suç ortaklarını da dolandıracaktı. Dolandırıcı bindiği taksinin plakası yakaladı. Sahte savcı önce yaşlı kadını dolandırdı, sonra da suç ortaklarını. Niğde'de çaldığı altın ve paralarla taksiye binen dolandırıcı Adana'da yakalandı. Suç ortaklarıyla paylaşmak istemediği çok sayıda altını da iç çamaşırına gizlemişti. Telefon dolandırıcısı Niğde'de yaşayan 70 yaşındaki Nimet Tek'i aradı. Adının bir suça karıştığını söyledi ve evde ne kadar altın ve para varsa hepsini kapıya gelecek olan savcıya vermesini istedi. Yaşlı kadın kendine ne söylendiyse tek tek yaptı. Evdeki tüm altınları bir poşete koydu, kendisini savcı olarak tanıtan vicdansız kapıya geldi. Yaşlı kadının 22 bin lira nakit para, bir tam, bir yarım ve 21 tane de çeyrek altını vardı. Hepsini bir poşete koydu ve evine gelen dolandırıcıya teslim etti. Dolandırıcı o kadar vicdansızdı ki yaşlı kadının parmağındaki alyansını da istedi. Onu da aldıktan sonra otogara gitti. Adana'ya otobüs bulamadı, bir taksiye bindi ve Niğde'den 205 kilometre uzaktaki kente taksiyle gitti. Taksimetrede yaklaşık 400 lira yazıyordu. Niğde plakalı taksiyi Adana'da gören polisler durumdan şüphelendi. O taksiyi durdurdu. Dolandırıcı Ahmet Kılıç'a üzerindeki altınları ve paraları nereden bulduğu soruldu. Tatmin edici cevaplar vermeyen zanlı gözaltına alındı. Altınları ve paraları Adana'daki suç ortaklarıyla paylaşmak istemeyen dolandırıcı altınların çoğunu iç çamaşırına çengelli iğneyle tutturmuştu. Polis altın ve paraları sahibine geri vermek için 70 yaşındaki Nimet Tek'i aradı. Ama onu dolandırıldığına ikna etmek hiç de kolay olmadı. Sonunda onu ikna eden ekipler altınları ve paraları yaşlı kadına teslim etti. Polisler dolandırıcının suç ortaklarının peşinde.
Halk arasında adına boşuna hıyar denmiyor. Zam şampiyonu salatalığın üreticisi isyanda. Çünkü 1 liraya sattıkları salatalık pazara gelene kadar fiyatını katlıyor. Etiketteki fiyatı 8 lirayı bulunca da üretici de, tüketici de isyanda. Mevsim koşullarından etkilenmesin diye özenle yetiştiriliyor ama maliyeti de, firesi de bu mevsimde artıyor. Ancak üretici, pazarda gördüğünüz etikete aldanmayın, biz de kazanamıyoruz diyor. Biz maliyetler altında ezilirken tüketicilerimizin de 8 liraya 7 liraya salatalığı, domatesi, biberi, günlük ihtiyacı, gıda ihtiyacını bu fiyatlarla tüketmesini kabul edemiyoruz. İsyan bayrağını Mersinli üreticiler çekti. Salatalık Ocak ayının zam şampiyonu olunca kendi ürettikleri ürünün büyük şehirlerdeki etiketine kendileri bile inanmadı. 1001 masrafla, 1001 emekle ürettiğimiz ürün burada şimdi Mersin'de 1 lirayla 1 lira 10 kuruş arasında satılıyor. Ama ne hikmetse 500 kilometre, 1000 kilometre ileride bu ürünler 8 liraya satılıyor. Bu mevsimde özellikle belli ürünler için büyük emek verdiklerini kaydeden üreticiler hem kendilerini hem de tüketiciyi mutlu edecek formülü de açıkladı. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farklı ortadan kaldıracak mutlaka bir sistemin kurulması gerekiyor. Aksi halde üretici zam şampiyonu listesinde salatalığı da domatesi de daha çok göreceğiz diyor. Cinsel gücü artırıcı sahte zayıflama ilaçları satan çete yapılan operasyonla çökertildi. Aşıkları çağrı merkeziyle müşterileri arayan çete üyeleri telefonla aradıkları adamları cinsel içerikli konuşmalar yaparak tahrik etmeye çalışıp sahte ilaçları pazarlıyorlardı. Kaçak olarak Türkiye'ye soktular, 81 şehre sahte ilaç servisi yaptılar. Cinsel içerikli konuşmalarla satışlarını katladılar. Kiraladıkları evi çağrı merkezine çeviren çete cinsel gücü arttırıcı ilaçları pazarlıyorlardı. SMS'le müşteri arayan çete üyeleri kimi zaman da benzer ilaçları kullanmış olan kişilere ulaşıyorlardı. Çağrı merkezinde çalışan kadınlar maaşın yanı sıra sattıkları ilaç başına prim de alıyorlardı. İletişime geçtikleri adamlarla cinsel içerikli konuşmalar yapıp onları tahrik etmeye çalışıyorlardı. Çetenin tabiriyle çağrı merkezinde çalışan kadınlar olta atıyorlardı. Aradıkları kişilere daha önce kullandığınız cinsel içerikli ilaçtan memnun musunuz diye soruyorlar. Karşı taraf evet derse o firmanın kapandığını ve yeni tedarikçinin kendileri olduğunu söylüyorlardı. Ankara Kaçakçılık Şube ekipleri çeteyi çökertmek için operasyon yaptı. Yapılan baskında 60 bin cinsel gücü arttıran ürün ele geçirildi. Çağrı merkezinde çalışan 52 kadın gözaltına alındı. Çağrı merkezi üzerinden yapılan satışlardan günlük 50 bin lira ciro yapıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Babasının minibüsüyle kaza yapan çocuk sürücü Elif ve Yazefe'nin ölümüne neden oldu. Savcılık çocuk sürücünün babası hakkında emsal niteliğinde bir iddianame hazırladı. Neden çocuğunun araç kullanmasına izin verdin diyen savcı o baba için 15 yıl hapis istedi. Acısı hiç bitmiyor. Hiç, acı hiç bitmez. Ölüm olmayınca acı bitmez. Biz 13 yaşındaki çocuğun peşinde değiliz. Bu sorumsuzluğun cezasını babasının çekmesi lazım. İçeride kalması lazım. Acılarını içlerine gömdüler. Her duruşmada aynı şeyi söylediler. Çocuklarının ölümüne neden olan çocuk sürücü 6 ay cezaevinde kalıp çıktı. Savcılık acılı ailelerin başvurusu üzerine içlerini rahatlatan bir iddianame hazırladı. Zaten oturması gereken yer sanık sandık. Şimdi onu başardık. Bu da bildiğim kadarıyla bir emsal karar teşkil edecek. İlk defa böyle bir şey olacak inşallah. Yağız Efe 9 yaşındaydı. 4 yaşındaki Elif de 15 yıllık bir çocuk hasretinin ardından Dursun çiftine anne babalığı yaşatmıştı. 13 yaşında direksiyon başına geçen bir çocuk her ikisinin de ölümüne neden oldu. O çocuk sürücü 2 ay önce tahliye edildi. Devamlı bu çocuğun 7-8 ay boyunca araç kullandığı, işaretlere malzeme taşıdığı, aracı durdurup babayı uyaranlar olduğu, bunları zaten hepsini öğrendik. Yeni bir hukuk mücadelesi başlatan aileye bekledikleri haber geldi. Savcı, acılı ailelerin bu ifadelerini dikkate aldı, hazırladığı iddianamede babanın ebeveyn sıfatıyla denetim görevini yerine getirmediğini ve kusurlu olduğunu belirtti. İnşallah istediğimiz bir karar çıkar. Çünkü bu karar sadece Efe ve Elif adına değil, emsal oluşturacak bir karar olacak belki de. En azından bununla alakalı, şimdi tamam suç kişiye özeldir.
Ama çocuk söz konusuysa bunda ailenin etkisi çok büyük. Savcı 15 yıl hapis cezası istedi. Bu ceza babanın kusur durumuna göre arttırılabilecek. Yargılamaysa ağır ceza mahkemesinde yapılacak. Bir varmış bir yokmuşuz. Kimi zaman ölümle yaşam arasındaki çizgi bir ip parçası ya da bir adımla belirleniyor. Tıpkı şimdi seyredeceğiniz anlarda olduğu gibi. Otomobiliyle bir anda selin ortasında kaldı. Pamuk ipliğine bağlı hayatı çevredekilerin attığı ip sayesinde kurtuldu. Burası Arjantin. Ülkeyi vuran aşırı sağanak beraberinde sel ve toprak kaymalarını getirdi. Bu kadın ansızın gelen azgın sudan kaçamadı. Otomobiliyle birlikte sürüklenmeye başladı. Neyse ki araç kayalara takıldı. Ancak bu kez aracın içi suyla dolmaya başladı. Genç kadın ölümlerden ölüm beğenecekken son anda atılan ipe canavliyle tutundu. Ölümün kıyısından alındı. Bu adamsa çok şanslıydı. Toprak kaymasından bir adımla kurtuldu. Arjantin'i vuran sel 7 bin kişinin evsiz kalmasına yol açtı. 20 bin kişi tahliye edildi. ...80 yaşındaki kanser hastası adam uzun süre sedyede bekledikten sonra hastaneden eve bir aracın bagajında götürüldü. Tuhaf olayın arkasındaki iddia ise vahim. Bu hasta ölse dahi götürmeyeceğim. Böyle bir skandal olmaz. Uzun süre sedyenin üzerinde bekledi. Yakınları ambulans bulmak için mücadele etti ama nafile. İddiaya göre o ambulans bir türlü bulunamadı. Talihsiz hasta hafif ticari aracın bagajına konularak götürüldü. 4 saatte ben burada bekliyorum. Dışarıda böyle bekliyor bu hasta. Açsızız. Ambulans istedim bir türlü vermediler. Ne sağ, 112, ne evde bakım hizmetleri ne hasta yönetimi. 80 yaşındaki İsmail Karaboy'un prostat kanseri. 12 kere ameliyat oldu. Aldığı ilaçların da etkisiyle bitap düşmüştü. Oğlu onu hemen hastaneye kaldırdı. Hastamızın beyin hücreleri ölmüş dedi doktor. Yemek yiyemiyor, sadece 3 kaşık yoğurt yiyor. Bu devlet böyle mi bakacak bu hastaya? Tedavi sonrasında akla gelmeyen bir şey yaşandı. Onu eve götürmesi gereken ambulansa bir türlü ulaşılamadı. Babası için ambulans bulamayan Veli Karaboy'un Osmaniye Valiliğine, BİMER'e ve Sağlık Bakanlığı'na da şikayetçi oldu. O süre içerisinde de yatalak hasta olan babasını hastanenin bahçesinde sedye üzerinde bekletti. Bu hasta ölse dahi götürmeyeceğim. Böyle bir skandal olmaz. 4 saatte ben burada bekliyorum. Dışarıda böyle bekliyor bu hasta. Açsızız. Ambulans istedim bir türlü vermediler. Ne 112, ne evde bakım hizmetleri, ne hasta yönetimi. Hastanın demek ki değeri yok. Öfkesi dinmeyen adam çareyi hafif ticari araçta buldu. Bagaja bir battaniye serip babasını yatırdı. Evlerine bu şekilde götürdü. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yaptı. Ambulans talebinin geldiği andan sonra hastaneye bir ambulans gönderildiğini ancak ailenin kabul etmediği belirtildi. Ev alma komşu al sözünü doğrulayan bir vahşet haberi var sırada. Aidat ödemeyen apartman sakini borcunu kapatmasını isteyen yöneticiye kızdı. Yaşlı adamı komaya soktu. Dedim bu öldü, çocuklara telefon açıyorum. Babanız öldü, acele gelin. Aylarca apartman aidatı ödemedi, yetmedi, borcunu kapat diyen yöneticiyi komaya soktu. Yaşlı adam hem yaralanmasına üzülüyordu hem de incinen gururuna. Kimse dövülmek istemez. Ben de genç olsaydım herhalde bu duruma düşmedim işte yani. Yer İzmir. İddiaya göre bir apartman sakini aylardır biriken ve 800 lirayı bulan aidatını ödemiyordu. 74 yaşındaki yönetici bu borcu belgeleyen bir kağıdı apartmandaki panoya astı. Kağıdı gören adam çılgına döndü. İki arkadaşıyla birlikte yöneticinin kapısına gitti. Aidatı vermiyor. Bir gün eve geldiler 3 kişi. Kendimi korumazsam içeriye gidiyorlar adamlar. Ben dövmüyorum. Yönetici onları içeri almadı. Ancak aidat ödemeyen apartman sakini onu apartman girişinde kıstırdı. Öldüresiye dövmeye başladı. O arada ayaklarım dolaşıp ben yere düştükten sonra ben bir daha kaldırmadı beni. İstediği gibi. Yani öyle. 74 yaşındaki yöneticiyi dakikalarca döven adamı çevredekiler de durduramadı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi. Elmacık kemiği ve burnu kırılan, yüzü tanınmaz hale gelen yöneticiyi saldırganın elinden onlar kurtardı. Yaşlı adamın eşi baygın haldeki kocasının öldüğünü sanmıştı. Baygın bu, hiç kendinde değil. Dedim bu öldü, çocuklara öyle telefon açıyorum. Babanız öldü, acele gelin. O kadar bir kötü oldu.
düşen bir kişiye, savunmasız bir kişiye kimse dokunamaz. Yaşlı adamın saldırıya karşı koyamamak gururunu incitmişti. Kimse dövülmek istemez. Ben de genç olsaydım herhalde bu duruma düşmezdim işte yani. Bir denklemsizlik var orada. Saldırgan olaydan sonra gözaltına alındı. Avukatı aracılığıyla harekete geçen yönetici ise saldırgan komşusunun tutuklanmasını istiyor. Muşta yardımıyla yaptılar yaralamayı. Bu da zaten bir silah sayılıyor. Kasten yaralama suçu işlenmiştir şu anda zaten. Tutuklanması için de istemiyle de karakola suç duyurusu için geldik. Evlilik tekliflerinde çıta öylesine yükseldi ki damat adayları ne yapacaklarını şaşırdı. Hatta şimdi seyredeceğiniz gibi işi abartanlar bile var. I can easily identify him. Sevgilisine önce kelepçe ardından da alyans taktı. Gözyaşları içinde tutuklanacağını sanan genç kız sürpriz evlilik teklifi alınca bu kez sevinçten ağladı. Gary Aronov 34 yaşında. Sosyal medyada yaptığı kamera şakalarıyla tanınıyor. Ancak son şakasını kız arkadaşına yaptı. Genç kadını Barcelona'ya tatile götürdü. Ardından da önceden ayarladığı oyunculara polis kılığına sokup sözde uyuşturucu bulundurmak suçundan kendini tutuklattı. I'm Spanish police officer. No drugs, nothing. Nothing. No trafficking. Nothing. I have one parking ticket in my life. Nothing. Polis kılığındaki oyuncular genç kadına da kelepçe taktı. Rüya gibi başlayan tatili kabusa dönen genç kadın gözyaşlarını tutamadı. Otomobilden indirilen genç kadın karakola götürüldüğünü sanıyordu ama hiç beklemediği bir yere götürüldü. Karşısında da polisler değil, sevgilisi vardı. Genç kadın sevgilisinin yaptığı eşek şakasına rağmen evet dedi. Bu kez de sevinçten ağlamaya başladı. Enteresan teklif sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Kimi çok romantik bulurken çoğu kullanıcı yüzüğü kafasına atması görüşünde birleşti. Bu arada bazı dillerde eş ve kelepçenin aynı kelimeyle ifade edildiğini biliyor muydunuz? Artık yorum sizin. 2,5 yaşındaki oğlunu kaybetti. Hiç tereddüt etmeden organlarıyla başka çocuklara umut olmak için organ bağışına evet dedi. Ve bugün onun için çok özel bir gündü. O anne yüreğindeki yangını, oğlunun hayatını kurtardığı bebeği bağrına basarak söndürdü. Tamam aşkım, iyi oldu, ne iyi oldu. Zaten geldiğimde beni bırakmadı. Elimi tuttu, annesine gitmedi. Yani güzel bir duygu. Herkese yapmasını isterim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Oğlunun hayat verdiği 6 aylık Ömer'i böyle bastı bağrına. İki minik can. 2,5 yaşındaki Aras'ın kalbi ve karaciğeriyle yaşama tutundu. Bir annenin acısı, iki annenin umudu oldu. Evet, Ömer'i görünce kulağıma oğlumun sesi geldi sanki anne deyişi. Can ailesinin en küçük çocuğuydu Aras. Epilepsi hastasıydı. 2,5 yaşındaki Aras beyninde oluşan ödem nedeniyle yoğun bakıma alındı. Ve 4 gün sonra hayatını kaybetti. Aras'ın ailesi organ bağışı konusunda bir an bile tereddüt etmedi. Daha ben acımı yaşayamadan gelip dediler, dedim verin, umut olsun. Benim içim yandı dedim. Oğlum söndü, gitti ama dedim, başka çocuklar gitmesin dedim. Başka annelerin yürekleri yanmasın. Aras'ın kalbi bir bebeğe nakil için gönderildi. Sarıkoç ailesi de organ bekleyen binlerce aileden sadece biriydi. 6 aylık Ömer'in yaşaması organ nakline bağlıydı. Artık karaciğeri iyice bozulmuş ve artık karaciğer nakli kaçınılmaz olmuştu. O ihtiyacı olan karaciğeri 2 hafta önce hayatını kaybeden Aras Can'dan aldı. Onun karaciğeri yaşama tutunması için umut oldu. Yani biz Ömer'le organ naklinin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Hani bazen büyükler öğretir ama Ömer bize çok şey öğretti. İlk geldiğimde elimi tuttu, bana baktı. Oğlumu hissettirdi. Mesela benim sağ tarafım hep tutmuyordu. Hep kolum düşüyordu ama bugün Ömer'i aldım. Güçlendim. Sağ tarafım tutuyor artık. 2,5 yaşındaki Aras Can'ın hayatını kaybettiği gün hemen karaciğeri ameliyatla Ömer bebeğe nakledildi. İşte o günden beri Ömer'in hastanedeki tedavisi devam ediyordu. Bugün de ailesiyle birlikte hastaneden taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyor. Onlara hep minnettarız. Aras'ın annesinin yaşadığı acı Ömer'i sağlıklı görünce biraz olsun küllendi. İki annenin yaşadıkları organ bağışının önemini bir kez daha anlattı.
Böyle eğlenceli uçak görülmedi. Balıkesir'de bir yolcu uçağına binen onlarca kadın saatlerce göbek attı. Hostesler yemek servisi yaparken anons yerine müzik çaldı. Çok eğleniyoruz. İnanması güç ama bu görüntüler Airbus A340 tip uçakta kaydedildi. Yolcuların tamamı kadındı ve onlar koltuklarında oturup kemerlerini bağlamak yerine halay çektiler, göbek attılar. Hanımlar, eğlenmek isteyenler çıkıp çıkıp gelsinler buraya. Çok büyük mutluluk yaşıyoruz. Dışarıdan bakınca kalkışa hazır bir uçak gibi görünüyordu. Ama içi şık bir restorandı. Uçuş ömrünü tamamlayan ve restorana dönüştürülen uçakta her şeyin gerçeği yansıtması amaçlanmıştı. Garsonlar hostes kıyafetiyle misafirleri ağırladı. Çeşitli etkinliklere ev sahibi yapan uçakta en son kadınlar matinesi yapıldı. Canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen kadınlar uçakta halay bile çekti. 150 kadın bir dakika olsun yerinde durmadı, eğlencenin tadını çıkardı. Köy hayatı yaşayıp para kazanma hayali gerçek oluyor. Devletin hibe desteğiyle kimi koyun alıp satıyor, kimi kovan kovan bal üretiyor. 30 bin liralık o destekten yararlanmak hiç de zor değil. Gel. Baba yavaş yavrum, yavaş. Gel. Yerim ben seni, ağzını burnunu yerim. Sevgiyi emekle birleştirip iş sahibi oldular. Devletten aldıkları hibeyle hayvancılık yapanlar sermayeyi ikiye katlayıp para kazanmaya başladı. Hem yiyoruz hem satıyoruz, yani bu bizim mesleğimiz sonuçta. Gel. Oo, ay maşallah benim kızlarım, ay maşallah. Devletin verdiği teşvikler doğayı, hayvanları seven herkesi meraklandırdı. Sebahat Hanım da 30 bin liraya hibe hayvanlardan aldı. 40 adet koyun oldu 80 ve parası ikiye katlanmış oldu. Önceden de bakıyordum, 5-10 tane öyle hayvan bakıyordum. Ondan sonra böyle bir imkan varken dedim, kaçırmayayım dedim. Uygun görüp onay verdiler, Allah razı olsun. Sebahat Yumurtacı 32 yaşında, Yassıören'de yaşıyor. Hayali iş kurup para kazanmaktı. Hayvanları çok sevdiği için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Müracaatı kabul görünce de 40 koyun hibesiyle işe başladı. 40 tane koyun aldık. Şimdi işte böyle kuzularımız oldu. İşte yavrularla birlikte 80 taneyi buldu. Çok severek yapıyorum ya. Çok seviyorum. Güzel bir şey yani. Koyun yetiştiriciliği çok kolay değil ancak kazancı büyük. Masrafı 40 koyunun ayda yaklaşık 500-600 lira tutuyor. Ancak onlar her yıl bir kere doğum yaptıktan sonra sayı ikiye katlanıyor. Genellikle kurban bayramlarında satılıyor. Fiyatı ise 800 ila 1000 lira arasında değişiyor. İnşallah özenirler. Özensinler de bence. Çok güzel bir şey hayvan bakmak. Sebahat Yumurtacı gibi aynı hibeden yararlanan Asker Yavuz da servis şoförlüğünü bırakıp Bolluca'da arıcılık yapmaya başladı. Kaliteli bal üretmek için gerekli 40 kovanı satın alıp faturalarıyla birlikte ilçe tarım müdürlüğüne müracaat etti. 30 bin lira hibe çıkınca da arılar vızır vızır çalışmaya başladı. 40 tane arı aldım gördüğünüz gibi burada. Başlangıç olarak iyi. Arı güzel, balımız güzel. Peki bal yetiştiriciliğinde para kazanılabiliyor mu? İşte yaklaşık olarak iyi bir bal 100 lira kilosu. Bir kovandan 15 kilogram bal alabiliyorsunuz yıl genelinde. 40 kovandan da 600 kilo. Bir yılda 60 bin liralık bir kazancınız olabilir. Bir projeniz varsa katılım için bakanlığın teknik ve fiziki şartlarını yerine getirmek gerekiyor. Eğer 18-40 yaş aralığındaysanız, öğrenci değilseniz, bir işte çalışmıyorsanız ve vergi borcunuz yoksa ikamet ettiğiniz adresteki denetmenler gözcülüğünde işe başlayabiliyorsunuz. 2018 yılı müracaat tarihi Nisan ayında başlıyor. Erkek şiddeti ve taciz sadece ülkemizin değil dünyanın sorunu. Bundan bunalan genç kadın öyle bir çözüm buldu ki dünyanın dört bir yanındaki kadınlar şimdiden kuyruğa girdi. Girişimci kadın koca adayı satın aldı. Kadınlara özel tatil cennetine döndürdü. Erkeklerin değil konaklamak, adım atması bile yasak. Kadınlar tarafından ayakta alkışlanan fikir Christina Roth isimli bir girişimciye ait.
Aynı zamanda seyyah olan Rod, dünyanın dört bir yanını gezdi. Kadına yönelik şiddetin ve taciz olaylarının her yerde olduğunu görünce harekete geçmeye karar verdi. Finlandiya'da bir ada satın alan Rod, sadece kadınların kabul edildiği bir tatil merkezi kurdu. Süper kadın olarak da tanınan Rod, erkeklerin adaya adım atmasını dahi yasakladı. Ada şimdilik Rod'un arkadaşlarına ve tanıdığı kişilere açık. Ancak öylesine yoğun talep oldu ki genç kadın önümüzdeki günlerde dünyanın dört bir yanından kadınları kabul etmeye başlayacak. Kolesterol, cilt, diyabet, soğuk algınlığı, katarakt ve öksürüğe kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği söylenen bamyanın fiyatı gram altınla yarışıyor. Hatta altından bile pahalı. Yani kilosu 180 lira olan kuru bamyadan yapılan leziz bir çorba değil, maliyeti de el yakıyor. Bayramlarda bu bizim ailelerimizde herkes toplanır, bamya yemeği yapılır. Bayram, düğün, hatta davet sofralarını süslüyor. Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında ama tadını doya doya çıkarmak hiç kolay değil. Çünkü fiyatı dudak uçuklatıyor. Bazen şoka giriyorlar. Bu nasıl böyle bir şey diye. Bir gram altına denk diyen bile var. Yüksek oranda lif içeriyor. İçinde A ve C vitaminleri var. Sindirim sistemini çalıştırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bamyanın faydaları saymakla bitmiyor ama fiyatı ateş pahası. Özellikle de kuru olanı altına yarışıyor. Ben geçen sene aldım Amasya'dan. 60 liraydı kilo. Şimdi ne kadar kilosu? Şimdi 180 lira. Bu gördüğünüz kurutulmuş çiçek bamya, yani en kıymetli olanı, kilo fiyatıysa 180 lira. Bu kadarı çeyrek altından bile pahalı olduğundan alan 100 gram alıyor ve 100 gramıyla ancak bir yemek çıkıyor. Ben çok seviyorum ama 100 gram alıyorum 20 liraya. Bamya zaten zor şartlarda üretiliyor. Toplaması, kurutması, iplere dizmesi de cabası. Üstelik 6 kilo yaş bamyadan sadece 1 kilo kuru bamya çıkıyor. Yani çokça el emeği, göz nuru, alın teri olan bir ürün. Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar 40-50 lira daha artıyor fiyatı. Ve 1 kilosu neredeyse 5 kilo ete yaklaşıyor. Buraya gelinceye kadar pahalanıyor. Köylünün emeği para etmiyor. Onu almak istemiyorsanız biraz daha iri olanı var. O da 150 lira. Bununla hem çorbayı hem de kuru bamya yemeğini yapmak mümkün. Önce sıcak suda limon tuzuyla ıslıyorum. Sonra kuz etiyle veya göğüs etiyle pişiriyorum. Çorba gibi oluyor biraz. Ben yemeğini yapıyorum, çorbasını değil. Sadece 100 gramı 18 lira. İçine kuru soğan, yarım kilo kuşbaşı, yağı, suyu derken maliyet 50 lirayı buluyor. Ama tadını bilen de vazgeçemiyor. Özel günlerde fahiş fiyatına rağmen kuru bamya tıpkı altın gibi sofraları süslemeyi sürdürüyor. Bebekleri olanlar bilir. Bebeklerin limonla imtihanı yamandır. Zira limonlarla bebekler arasında bir aşk nefret ilişkisi vardır. Hal böyle olunca da bu buluşma izleyen için tam bir komediye dönüşür. Hayatlarında ilk kez limon yediler. Onlar ne yapacağını şaşırdı, çevredekilerse gülmekten yere yattı. Bebeklerin bu sevimli halleri yine kendine hayran bıraktırdı. Reklamlara gidelim.